Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Faslun. Bu dersimizde arkadaşlar ihramda olan kişiye, ister hac için olsun, ister umre için olsun, ihramda olan kişiye neler haramdır? Onlardan bahsedeceğiz. يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ اَيْ yani بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ سِتَّتُ اَنْوَاعٍ Şu altı çeşit fiillerden biri haramdır. Hepsi haramdır. اَحَدُهَا Birincisi يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ اَوْ بَعْدِهِ Erkeğin başının tamamını veya az dahi olsa bir kısmını kapatması haramdır. وَلُوبُسُ الْمُح۪يطِ بِبَدَنِهِ اَوْ بِعُدْوٍ مِنْهُ Şimdi bazı ibarelerde mehit geçiyor, bazı ibarelerde muhit geçiyor. Muhit denmesi daha iyidir. Niye? Çünkü mesele aslında o dikişin bizzat kendisi değildir. Mesele dikişli elbise gibi bedene oturan elbisedir. Yani içerisine kolumuzun, bacağımızın girip vücudumuzda oturan elbiseler, muhit, kuşatan yani. Bunlar haramdır. Yani bedenimize veya yani bedenin tamamına veya bir cüz'üne tıpkı normal elbiseler gibi kuşatan, sığan elbiselerden birini giymek haramdır. Hani biz genelde bunu anlatırken dikişli elbise giymek haramdır diyoruz. Yani bu şöyle anlaşılmamalı. Diyelim mesela çok usta bir terzi var, dikiş kullanmadan ama bedene de oturan, bedene de giren elbise icat ediyor. O elbiseyi giymek helal mi olacak? Hayır. Muhit. Çünkü kolumuz içerisine gidiyor, gövdemize oturuyor diye o da haramdır. وَعَلَى الْمَرْأَةِ سَتُرُ وَجْهِهَا Kadının ise yüzünü örtmesi, yüzünü kapatması nedir? Haramdır. وَلُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ Eldiven takmak haramdır. İster erkek için olsun, ister bayan için olsun. الثَّانِ ikinci haram olan şey اَطِّيبُ فِي بَدَنِهِ اَوْ ثَوْبِهِ Bedene koku sürmek veya elbiseye koku sürmek. Zaten elbiseye koku sürmek ihrama girmeden önce de girdikten sonra da haramdır. Yalnız bedene koku sürmek ihrama girmeden önce helaldir. Böyle ki etkisi kalsa dahi helaldir. Ama ihrama girdikten sonra o da haramdır. الثالثu dehnu şa'ri râsi vel lihyeti Saçı ve sakalı yağlamak. Şimdi bu yağlamaktan kasıt arkadaşlar yani hani normalde haccın en büyük hikmetlerinden biri normal günlerde yapmış olduğumuz şeylerden farklı davranışlarda bulunmak. Yani orada seni güzel gösteren yani seni diğer insanlardan farklı gösteren şeylerden sakınacaksın. Hatta kadın dahi ne diyoruz yüzünü açması lazım? Normalde kapatıyordu. Onun aksine bir davranışta bulunsun diyoruz. Yani bu da tıpkı yani günümüzde mesela jöle olur. Yani kişiyi daha yakışıklı gösteren, saçını başını düzenli gösteren mesela bir takım jeller vardır. Bu yağ kullanmanın amacı hikmeti de odur. Yani normalde insanlar bakımını daha önce yağlarla yapardı. Bu zeytinyağı da olabilir, işte fındık yağı da olabilir, badem yağı da olabilir. Yani seni böyle dikkat çekici halde gösteren şeyler haramdır. Saçı yağlamak ve sakalı yağlamak. الرَّابِعُ اِذَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ اِذَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ Yani bir tel dahi olsa veya bir tırnağın bir cüz'ü dahi olsa onu almak haramdır. Cezalar gelecek. Yani mesela bir tel aldığında ne kadar ceza gerekir? Bir tırnak kestiğinde ne kadar ceza gerekir? O ayrıca gelecek. فَاِنْ لَبِسَ Eğer dikişli elbise giyerse اَوْ تَطَيَّبَ Koku sürerse اَوْ دَهَنَ شَعْرَةً Bir tel dahi olsa, yağlarsa اَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ Cinsel birliktelikte bulunmadı ama oynaştı hanımıyla. اَوْ اِسْتَمْنَى veya istimnada bulundu فَاَنْزَلَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا Kendi iradesiyle menisini çıkardı. Bilerek, haram olduğunu bilerek. Muhtaren kendi iradesiyle
lezimethu. Şimdi bunun faili birazdan gelecek. Ma yujzi'u fil udhiyeti. Kurbanlık hayvanlarda geçerli olan hayvanlardan birini kesmek gerekecek. Ev ezale thalathe azfarin. 3 tırnağını kesti diyelim. Ev ekthara veya daha fazlasını kesti. Mutevaliyetin. Peşi sıra kesti. Şimdi diyelim adam bugün peşi sıra 3 tane kesti. Yarın da 3 tane kesti ayrıca. Bu kişiye ne gerekecek? Ayrı ayrı kanlar gerekecek. اَوْ اَزَالَ ثَلَاثَ اَزْفَارٍ ثَلَاثَةَ اَزْفَارٍ اَوْ اَكْثَرَ مُتَوَالِيَاتٍ اَوْ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ 3 kılını izale etti. اَوْ اَكْثَرَ veya daha fazlasını mutevaliyetin, peşi sıra. Şimdi normalde bir şey için, bir tırnak için veya bir kıl için başka bir ceza var. O da birazdan gelecek. Ama sen peşi sıra 3 tane birden alırsan, kesersen sana kurban gerekiyor. وَلَوْ نَاسِيَنْ tüm bunları unutarak yapsan bile vecebe gerekli olur, farz olur. مَا يُجْزِئُ فِي الْاُضْحِيَةِ kurbanlık hayvanlarda kurbanlık hayvanlarda gerekli olan, yani bir kurbanlık hayvanın geçerli olabilmesi için aranan şartlar neyse o hayvanı kurban olarak, ceza olarak kesmek gerekir. اَوْ اِعْتَاءُ سِتَّةِ مَسَاك۪ينَ şimdi bu kan, yani bu ceza tahirli cezadır. Yani sen kendin seçebiliyorsun. Diyelim mesela dilersen kurban kesmezsin ama اَوْ اِعْتَاءُ سِتَّةِ مَسَاك۪ينَ 6 miskine, fakir tabi o da olur, 6 miskine كُلُّ مِسْك۪ينِ نِسْفَ سَاعٍ her birine yarım sa', yani 2 avuç buğday vereceksin. اَوْ صَامَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ya da 3 gün oruç tutacaksın. وَفِي شَعْرَةٍ اَوْ ظُفْرٍ diyelim mesela sadece bir kılını kestin. اَوْ ظُفْرٍ sadece bir tırnağını kestin. مُدُّن sadece bir avuç buğday vereceksin. اَوْ صَوْمُ يَوْمٍ veya dilersen bir gün oruç tutacaksın. وَفِي شَعْرَتَيْنِ اَوْ ظُفْرَيْنِ مُدَّنِ اَوْ يَوْمًا iki kıl alırsan veya iki tırnak alırsan bu durumda iki müt veya iki gün oruç gerekiyor. الْخَامِسُ beşinci yasak nedir? الْجِمَاعُ cinsel birliktelikte bulunmak. فَاِذَا جَامَعَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْاَوَّلِ şimdi bir önceki dersimizde tahallül-i evvelden bahsettik. Ne dedik? Üç şeyden ikisini yaptığında tahallül-i evvel meydana geliyor. Neydi üç şey? Tıraş olma, şeytan taşlama ve tavaf yapma. Bu üçsünü yapmadan önce ne yapıyorsun? Diyelim mesela adam ihrama girdi. Daha Arafa gününe 10 gün var veya 15 gün var. Adam erkenden girdi. İşte bu tahallül-i evvel meydana gelmeden önce adam hanımıyla birlikte oluyor. Fil hacci hacda ve kablel feragi minel umreti. Şimdi hacda tahallül-i evvel durumu var. Ama umrede ise normal şeyini, umrenin tamamını bitirmeden önce hanımıyla birlikte oldu. Fesede nusukuhu. Bunun o yapmış olduğu ibadet hacı da bozuluyor, umre de bozuluyor. Ama ve vecebe itmamuhu ve kadauhu alel fevri. Şimdi tamam adam hanımıyla birlikte oldu diye her şey bitti mi? Hayır. Normal hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ hac ve umreyi tamamlayın. Bozulsa bile tamamlayın. وَقَضَاءُهُ عَلَى الْفَوْرِ en yakın zamanda da onu kaza edeceksin. Önümüzdeki yıl onu kaza edeceksin. Bitti mi? Yok. وَبَدَنَةٌ bir büyük baş deve keseceksin. Kurbanlık hayvanlarda geçerli olan. فَيْنَ عَجَزَ imkanın yoksa bak burada tehir yoktur. Onu yapamazsan sıra فَبَقَرَةٌ ineğe geliyor. فَيْنَ عَجَزَ فَسَبْعُ شِيَاهِنْ ona da gücün yetmese 7 tane küçük baş hayvan kesiyorsun. فَيْنَ عَجَزَ ona da gücün yetmese فَتَعَامٌ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ beden şeyin devenin kıymetinde buğday alacaksın. Şimdi burada güç yetmemezden kasıt sadece maddi imkansızlık da değil. Diyelim adamın maddi imkanı yerinde ama bulunduğu yerde bedene yoktur. Veya inek yoktur veya koyun yoktur. فَيْنَ عَجَزَ buna da güç yetiremez ise صَامَ بِعَدَدِ الْاَمْدَادِ her bir hani deve fiyatında buğday alacaksın dedik ya her bir
avuç karşılığında bir gün oruç tutacak. Şimdi bu işte çok büyük bir rakam olarak söyleyebilirsiniz ama bunu düşünürken biraz şey olarak düşünelim. Yani buğdayın günümüzdeki gibi yani ete göre değersiz olduğu bir zamandan bahsetmiyoruz. Yani buğdayın çok kıymetli, çok değerli olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Yani o şekilde düşündüğümüzde yani yine çok ciddi bir rakamdır. Yani oruç olarak ciddi bir rakamdır ama hani bunu günümüz şeyiyle düşündüğümüzde yani belki bu kişinin ömrünün tamamını oruçlu geçirmesi gerekir. Ama buğdayın çok değerli, çok kıymetli olduğu bir zaman ile eşdeğer olarak düşünürsek bu sayı daha da azalacaktır. Es-sâdisu haccın ihramlı ihramın 6. haramlarından biri de istiyadul me'kulil berriyi kara ve eti yenen hayvanları avlama. Evil mutevellidi minhu ve min gayrihi ya da eti yenen ile yenmeyen hayvanın birleşmesi neticesinde meydana geleni avlarsan. Diyelim mesela bir işte normal evcil eşek var, eti yenilmiyor. Bir de yabani merkep eşek var. Bunların çiftleşmesi sonucu bir hayvan meydana geldi. O hayvanı öldürdün, avladın. Bu da haramdır. وَيَحْرُمُ ذَٰلِكَ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ diyor ki bu yani bu avlama durumu sen ihramlı olmazsan dahi haram bölgesinde hayvanları avlamak haramdır. وَيَحْرُمُ قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ الرَّطْبِ وَقَلْعُهُ yine aynı şekilde haccın haramlarından yani canlı olan hayvanları avlamak nasıl haramsa nebatatları da kökünden قَطْعُ kesmek وَقَلْعُهُ onu kökünden çıkarmak da haramdır. Tabi ıslak olan yani daha canlı olanları اِلَّا الْاِذْخِرَ izhir kokusu güzel olan bir çeşit bitkidir. Bu bitki de bazı sahabiler o sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili onlara ruhsat veriyor. وَشَّوْكَ dikenler hani insanlara zarar veriyor diye kesilebilir. وَعَلَفَ الْبَهَائِمِ hayvanların işte yem olsun diye koparılan. وَالدَّوَاءَ yani tedavi maksadıyla kullanılan bitkisel ilaçlar kesilebilir. وَالزَّرَعَ bir de diyelim mesela bir yerde kendiliğinden oluşmuş yani zaten çiftçi kendi şeyini ekinini zaten ekebiliyor. Onu hasat edebiliyor. Bir de bir yerde kendiliğinden oluşmuş ekinler var. O ekinler de azık olduğu için bunlar da hem kesilebilir hem de ne yapılabilir? Kal'a yani kökünden çıkartılabilir. وَيَحْرُمُ قَلْعُ الْحَش۪يشِ الْيَابِسِ دُونَ قَطْعِهِمْ şimdi haşişten kasıt arkadaşlar çimen anlamına geliyor. Çimen anlamına geliyor. Ot çimen anlamına geliyor. Şimdi yaş olanın zaten haram olduğunu söyledik. Tabii eğer hayvanlar için alef niyetiyle alınmıyorsa. Kuru olanı ise diyor onu kökünden çıkarmak haramdır. Yalnız üstten kesmek helaldir. Kökünden çıkarmak haramdır. Niye? Çünkü kökünden çıkartıldığında bir daha onun çıkma ihtimali yok. Ama sen üstten kestiğinde alttakiler tekrardan bitebilir, tekrardan çıkabilir. Sümme, şimdi berri, hani daha önce şeyin cezalarından bahsetti. İşte diyelim adam koku sürdü, dikişli elbise giydi, muhit elbise giydi. Bunun cezalarından bahsetti. Şimdi ise bu öldürdüğü hayvanların, avladığı hayvanların veya kestiği ağaçların cezalarından bahsedecek. Diyor ki, ثُمَّ اِنْ اَتْلَفَ صَيْدًا bir hayvan avladı. لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ kurbanlık hayvanlarda onun benzeri varsa. فَفِيهِ مِثْلُهُ onun benzerini kesecek, fakirlere dağıtacak. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ eğer onun benzeri, tabi bu benzerlik meselesiyle diyeceksiniz nasıl tayin edilecek? Bunda ölçü bir konuyla ilgili hadis varsa hadis, yoksa sahabiler arasında yaşanan meseleler ve buna verilen hüküm. O da yoksa iki adil şahit çağrılıyor. Diyor ki bu hayvan buna denktir. Öyleyse senin bunu kesmen lazım diyor. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ eğer o avladığımız hayvanın misli yoksa naam içerisinde, kurbanlık hayvanlar içerisinde فَفِيهِ قِيمَتُهُ bu durumda o hayvan kesilmeyecek. Dolayısıyla onun kıymeti verilecek. Mesela
Öyleyse fefin naameti, adam gitti bir deve kuşunu avladı, bedenetun, deveyi kurban olarak kesecek. Ve fi bakaril vahşi ve himarihi bakaratun, işte yabani ineği avladı veya yabani eşeği avladı. Bu durumda onun benzeri hadislerde de sahabilerin uygulamalarında da tespit edildiği üzere bu kişi inek, bakaratun, inek, ceza olarak inek kesecek. Ve fil zabiyeti, ceylanda şatun, koyun kesecek. Ve fil hamameti şatun, güvercinde ise koyun kesecek. Diyeceksiniz ki güvercin şeye denk midir? Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güvercinle ilgili verdiği hüküm bu olduğu için ceza olarak kurban kesiliyor. وَيَتَيَخَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ. Şimdi diyelim ya, hayvanın benzeri vardı. Diyelim mesela adam ceylan avladı ve dolayısıyla bunun bir tane küçük baş hayvan kesmesi gerekiyordu. İşte bu kişi muhayyerdir. بَيْنَ ذَبَحِ مِثْلِهِ فِي الْحَرَمِ. Haremde o koyunu kesecek. وَالتَّصَدُّقِ بِهِ فِيهِ. Onu orada sadaka olarak verecek. Ya da muhayyerdir. وَبَيْنَ التَّصَدُّقِ بِتَعَامٍ بِقِيمَةِ الْمِسْلِهِ. O koyunun değerinde buğday alacak, buğdayı sadaka olarak verecek. وَالصِّيَامِ بِعَدَدِ الْاَمْدَادِ. Ya da o buğdayın her bir müddü karşılığında oruç tutacak. وَفِي مَا لَا مِثْلَ لَهُ. Şimdi bir de benzeri olmayan hayvanların avlanması var. Mesela kel ceradi, çekirge gibi. يَتَيَخَّرُ بَيْنَ اِخْرَاجِ تَعَامٍ بِقِيمَتِهِ. Yine iki adil şahit gelecek. Diyecek ki bu çekirgeye şu kadar buğday gerekiyor. Hani şimdi çekirge, iri çekirgelerin hani yeniliyor bunlar. Şimdi bunların çarşı pazarda satıldığını düşünün. Dolayısıyla bunların bir fiyatı, bir değeri vardır değil mi? Öyleyse ne yapılıyor? Beyne ihraci taamin bi kıymetihi. Ne yapılıyor? Bu kişi o değer karşılığında ya buğday verecek, ve siyami bi adedil emdadi, ya da her bir avuç karşılığında oruç tutacak. Şimdi bu hayvanlarda gelelim ağaçlara. Ve yecibu fi şecaratil kebirati. Yani örfe göre büyük sayılan bir ağaç için bekaratun leha senetun, bir yaşını tamamlamış inek, inek kurbanlık olarak kesilecek. Veya o takhi muhayyer de dedik ya, veya onun değerinde buğday alıp verecek veya oruç tutacak. وَفِي الصَّغِيرَةِ اللَّتِي كَسُبْعِ الْكَبِيرَةِ. Büyük olan ağacın yedide biri büyüklüğünde ise şatun, koyun kesilecek. وَيَتَيَخَّرُ بَيْنَ الذَّبْحِ ذَٰلِكَ وَالتَّصَدُّقِ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا وَالصِّيَامِ بِعَدَدِ الْاَمْدَادِ. Daha önce buyurduğumuz gibi adam muhayyerdir. Ya kesecek, etini fakirlere dağıtacak haremde, ya onun değerinde buğday alıp fakirlere dağıtacak, ya da oruç tutacak. وَفِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ جِدَّنْ قِيمَتُهَا. Çok küçük bir ağaç varsa yine iki adil şahit gelecek. Diyecek ki bu ağacın fiyatı, değeri bu kadardır. O değer karşılığında ya buğday alınacak, ya da ne yapılacak? Oruç tutulacak. Her bir avuç karşılığında. يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِهَا طَعَامًا اَوْ يَسُومُ بِعَدَدِ الْاَمْدَادِ. Daha önce de buyurduğumuz gibi ya onun kıymetinde şey yapacak, buğday alıp fakirlere dağıtacak, ya da her bir avuç karşılığında oruç tutacak. Arkadaşlar, bu dersimizde haccın sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde ihsardan bahsedeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.